Merhaba. Ana dilimiz hayatımızda her an bize eşlik ediyor. Uyurken bile aslında. Bugünlerde de yine Barış ve Demokrasi Partisi'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması vardı. İki dilin bir arada hayatta yer alması için yasa beklemeyeceğiz dedi. Bu meclis içinde tartışıla dursun. Bir de kitap çıktı. Tarih Vakfı'nın bir çalışması, Orta Öğretim Kürt Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı. Bu ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye edileceğini de size aktaralım. Ona eşlik eden bir çalışma daha var. Yani ana dili insanın eğer hayatında her an yanında yer alıyorsa bu açıdan okulda da orta öğrenimde de nasıl yaklaşmak gerekir bu ana dil gerçeğine? İşte bunu konuşuyor olacağız. Konuklarımız kim? Doktor Gürel Tüzün, Tarih Vakfı Proje Koordinatörü ve Fehim Işık, bu kitapta emeği bulunan eğitimcilerden Kürt Kültürü Araştırma Vakfı'ndan. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Nasname'den de son bölüm galiba. Gördünüz bilmiyorum. Nasname'den de. Evet. Ağzımdaki dilim kimliğim. Düşünce ve hayal denizim. Ondan güç alırsın. Yükseklik ve derinliğiyle düşüncelerime şekil verir. Kitapta Kürtçesi de var tabii. Kürtçesi ve Türkçesi birlikte yer alıyor. Okur musunuz be? Nasname'yamın de devemin de. Deryamın afik ruh tesevvür. Heşemince heze distine. Bilindi u kuri pe teşededin pelin fikri. Bu Rojan Barnas'ın bir şiiri. Kendisi de edebiyat öğretmeni. Ama ne yazık ki 12 Eylül'de de dışarıda, yurt dışında yaşıyor. Nasname kimlik. Kimlik demek, olarak evet. Çevirmek gerekiyor. Onun bir şiirinden de bir bölüm var bu kitapta ama ben en son karede görünce dayanamayıp ondan başlayalım istedim. Ne yaptınız? Neden böyle bir girişime ihtiyaç duydunuz diyerek Sayın Tüzün size sormak isterim. Bir çerçeveyi çizelim. Şimdi aslında bizim hareket noktamız bizim daha önceki bir projemiz oldu. Ders kitaplarında insan haklarını incelemiştik. Biz orada eğitimin bir takım özellikleri ortaya çıktı. Ders kitaplarının aslında şiddeti yücelttiği, düşmanlıkları körülük dediği, ayrımcılığı bir anlamda ön plana çıkardığını gördük. Dolayısıyla eğitimin aslında toplumda düşmanlık yaratan, barış ortamını bozan, uzlaşma karşıtı bir içeriği olduğunu gördük. Acaba bu farklı kurgulanamaz mı dedik. Yani eğitimi bu sefer bir uzlaşma ve bir barış ortamı yaratmak için bir araç olarak kullanabilir miyiz? Böyle bir proje başlattık. O proje kapsamında tabii önce kişiler nasıl algılıyorlar eğitim sürecini? İşte orada buraya geliyoruz. Orada değil bir mi? Alan araştırması yaptık. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olan Bahar Şahin Fırat'ın görüşmelerle derlediği, yaptığı bir araştırma. Burada benden de bir şey yok mu öğretmenim diyor, bir ufaklık. O göstermek isterim. İki Dil Bir Bavul filminden bu sahneyi hatırlarsınız. Sahne oradan ama söz gerçekten o araştırma sırasında ortaya çıkan bir şey. Yani çocuklar çünkü sonunda öğretmene soruyorlar. Bütün o süreç içinde peki bizden bir şey yok mu burada? Çünkü kendilerinin dışlandıklarının farkına varıyorlar. Yani eğitim süreci çünkü bizi farklı. Dışlıyor diyorlar. Çünkü ilk öğretimden daha şu anda belki söz ediyoruz. Orta o andan itibaren orta öğretimde de pek Kürt lafına rastlanmıyor herhalde. Rastlanıyor. Var. Var mı? Kürt Cahili Cemiyeti olarak. Zararlı cemiyetler içerisinde Kürt cemiyetleri var. Yani tarih kitaplarında özellikle rastlanıyor, evet. Kürt kelimesi. Ama ilginçtir mesela, Gürel Hocam belki daha iyi bilir. Çocuklar o zararlı cemiyetler içinde bile Kürt kelimesi geçtiğinde seviniyorlar. Aa, burada Kürtlerden söz ediyorlar diyorlar. O burada benden de bir şey yok mu öğretmenim? Evet. Benim anlamı öyle. Peki. Eğitim sürecinde kimlik çatışma ve barışa dair algı ve deneyimler öğretmenler, öğrenciler.
ve eğitim görmüş, diyelim ki işte 30 yaşında, 40 yaşında insanlar, onlar neler yaşamışlar eğitim sürecinde, hı-hı, ders kitaplarını salgılamışlar, sınıfı, yani örneğin şöyle şeyler oluyor tabii, bunlar özellikle son zamanlarda, hı-hı, çok yaygın. Bir gün öğretmen sınıfa geliyor, işte Kürt öğrenciye, bugün sizinkiler yine iki kişi şehit etmişler bizden diyor, diyebiliyor. Şimdi bu sınıfta tabii, bunun sınıfta yarattığı ortam, hı-hı, ve o tepki çok önemli. Yani diğer sınıfta bir ayrışmaya yol açıyor. Ya böyle bir vurgu bir sorun yaratıyor o çocuklarda, ya da tamamen vurgusuzluk belki, evet, olabilir mi? Yani şimdi geçtiğimiz günlerde Alevi cemaatinden temsilcilerle yaptığımız bir görüşme vardı bu programda gene. Müfredatta Alevilik de bir ölçüde okutulacak ama iki ünite olarak tasarlandığı çıktı şu anda, dördüncü sınıftan 12. sınıfa kadar. Neyse, yani söylemek istediğimiz şu, Alevilik konusunda da mesela her şey flu kalıyor gibi bir durum var. Burada ona da değiniliyor tabii, okuduğum kadarıyla. O da var. Bir de tabii şu var, Aleviliği nasıl oraya aktardığınıza, hangi açıdan aktardığınıza bağlı. Çünkü ders kitaplarında bu müfredat reformundan sonra Alevilik girdi ama Sünni açıdan girdi. Evet, gene sonra aynı, öyle bir anlatımla girdi. Aynı yani noktada duruyormuşuz izlenimini edinmişti, evet, o toplantıya katılan, evet, bazı temsilciler. Ben size sormak isterim. Orta öğretim Kürt dili ve edebiyatı ders kitabı neyi amaçlayarak, hangi neyi perspektiften yazıldı? Ben bu kitabı elime alıp hızla baktığımda aslında bu öncelikle öğretmenlerin üzerinde düşünmesi gereken şeyleri anlatıyor dedim. Kuşkusuz. Aslında biraz da proje tartışılırken ortaya çıkan bir olgu. Yani projenin başında çok da karar verilip biz bunun sonucunda şöyle bir kitap da yazalım değil. Hı. Ama bir müddet sonra o danışma kurulunda, diyalog toplantılarında konuşulduktan sonra eğitim süreci şimdiye kadar diyelim ki tersinden bir baskılama yarattı. İşte Kürt yoktur, Kürt kimliği yoktur, Kürt dili yoktur. İşte bunların hepsi aslında Türktür gibi bildiğimiz o klasik yaklaşımların bir anlamda da reddinkar politikasının sonucu olarak eğitime yansıyan yüzünün nasıl değişebileceğine dönük bir tartışma yürütüldü. Orada önemli bir grup arkadaş birlikte pekala eğitim sürecinin içerisine ya da bizzat eğitim materyali olarak hazırlanacak bir olgu, bunu hem tersine çevirebilir hem de aynı zamanda toplumsal barışa da bir katkı sunabilir. Çünkü öyle bir çalışmayı da amaçlıyorduk, arzuluyorduk. Yani bir taraftan eğitimin uzlaşı sağlaması ama diğer taraftan da o toplumsal barışa da hizmet etmesi. Evet, şimdi şeyi ironik olarak da konuştuk hep ama cidden yani Türkçe yazılmasının bir temel esprisi de o. Onu sormak istiyordum, evet. Kürtleri bilmeyenler ya da Kürtlerle ilgili dünyalarında hiçbir şey olmayanlar ya da Kürtleri tersinden anlayanlara bir anlamda Kürtleri, Kürt kültürünü, dilini, edebiyatını anlatmaya dönük bir çalışma olarak tasarlandı. Evet. Ama bu çalışma aynı zamanda eğitim müfredatına da girerse kuşkusuz çok ciddi bir işlev de göreceği inancındayım. Ben, Sayın Tüzün. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Şimdi dün bu işte bununla ilgili haberler gazetelerde çıktı. Gazetelerde bir gazete haberinin altında yorumlar, okur yorumları var. Bir tanesinin şey, tarihleri var mı ki kültürleri olsun diye bir oraya şey düşmüş. Şimdi dolayısıyla o zaman onu o, kırmaya çalışıyor. Okura eğer bizi izliyorsa kitabı adresini bıraksın, gönderelim baksın. Oradan çıkabilir, evet, bir sonuç belki. Şimdi siz kitabın içeriğine gireceğiz. Çünkü izleyicilerimize şimdiden söylemek isterim. Burada o kadar doğrudan sorularla ana dile dair sizi sonuçlara götürecek bir yaklaşım var ki üzerinde durmak muhakkak gerekiyor. Ama öncesinde şunu sorayım. Siz bu kitabı Milli Eğitim Bakanlığı'na da tavsiye etmeyi, önermeyi düşünüyorsunuz. Tabii. Şimdi bu sistem nasıl çalışmaktadır ben onu bilmiyorum. Sorayım. Önce bir sefer müfredata bunun bir seçimlik ders olarak konmasını öneriyoruz. Hiç temasta bulundunuz mu Sayın Çubukçu'yla? Hayır. Şimdi bir sefer bizim bir de tavsiyeler raporumuz var. Onu da yakında açıklayacağız. Onunla beraber bunları Milli Eğitim Bakanlığı'na sunacağız. Milli Eğitim Bakanlığı önce bir seçimlik ders olarak orta öğretime bunu koyması gerekti ki böyle bir kitap okutulsun. Ve bunu, bu kitabı da bir öneri olarak vereceğiz. Alternatif kitaplar tabii ki çıkabilir. Ve bu kitap aslında bir ilk.
olma özelliği taşıyor. Eksikleri olabilir, onlar tamamlanır ama önemli olan bir, bunun bir seçimlik ders olarak konması, ikincisi de böyle bir içerikle okutulması. Yani sadece dil değil, aynı zamanda kültürü, edebiyatı vermesi evet, kitabın. Evet, şimdi kitap, hocam dil nedir diye başlıyor. Dil, ana dili, Kürt dili, dili, ana dili ve kültür diye. Şimdi burada ne anlatıyorsunuz? Buradan bir takım çarpıcı sorular tabii da var. Şöyle diyeyim, yani kitap aslında belki içeriye dönük de bir şeyler söylemek mümkün ama üç ana bölümden oluşuyor. Yani birinci bölüm kitabın %10'luk bölümü sadece dil. Ama çok temel bir bölüm geliyor bana. Kuşkusuz temel bölüm. Öz ama alabildiğine de doyurucu olduğuna inandığımız bir bölüm. Geriye kalan %90'lık bölümü de %50'si modern Kürt edebiyatına ayrıldı. %40'ı da sözlü ve klasik Kürt edebiyatına ayrıldı. Bir oranlama da yapıldı. Yani bir anlamda o oranlamayla yola çıkarak böyle bir sonuca ulaşıldı. O sözlü edebiyat içinde destanlar, onların türleri... Evet, tümü var. Sözlü edebiyatta tekerlemeler, bilmeceler, diğer taraftan maniler, atasözleri, işte sözlü Kürt edebiyatının bilinen destanları, tüm destanlarını almadık. Buradaki tüm edebiyatçılar ve çalışmalar örnek olarak seçilenler. Ya da işte onlardan yola çıkarak diğer değerlendirmelerle öğretmene, rehberlik yapacak öğretmene ve aynı zamanda öğrenciye kendisinin bilgiye ulaşmasını sağlayacak noktalarda yardımcı olabilecek konular. Ama bir şey üzerinde de durmak istiyorum. Özellikle dil konusu çok tartışıldığı için ben yani ilginç gelecekse ama biyoloji öğretmeniyim. Edebiyat öğretmeni değilim. Biyoloji öğretmeni olarak 20 yıldır da edebiyatla uğraşıyorum. Yani edebiyatçılığım biyolojiciliğimden daha fazla. Biz biyolojide bir sağlık tanımı da yaparız. Deriz ki sağlık kişinin sadece bedenen değil, ruhen de sosyal açıdan da iyi olma halidir. Dil de bununla çok yakından ilintili. Yani bir kişi eğer dil açısından sorunlar yaşıyorsa bunun ruhi ve sosyal yaşamında da problemler vardır ve onun direkt kişiliğine de yansıyacak. Bununla ilgili dil bilimcilerin yaptığı çalışmalar var. Yani toplumların birçoğunda ana dilinden kopuk, kendi dilinden kopuk yaşayanların suç oranlarını araştırdıklarında bile belki hocam daha iyi bilir, o alan araştırmasında da var yüksek. Şimdi tüm bunları tersine çevirecek temel olguda gerçekten bu ülkede birlikte yaşamaya karar vermiş ya da binlerce yıldır, yüzlerce yıldır birlikte yaşayanların bir şekilde birbirlerini anlamalarına dönük bir çaba içerisinde olmak şimdi lazım. Şimdi siz mesela gene girişte daha çok bakabildiğim bölümde o, yoksa diğerlerinde sistematiğine baktım ama mesela dil nedir? Wittgenstein'ın dilimin sınırları dünyanın sınırlarıdır sözünü arkadaşlarınızla tartışırız diye bir hazırlık önerisi var öğrencilere. Şimdi dilimin sınırları dünyanın sınırlarıdır. Çok şey anlatan bir cümle herhalde. Bunun gibi başkaları da var. Biraz örnek vermek çok ister misiniz? Çok örnekler var. Çok örnekler var. Yani biz biraz da kitapta aslında şeyi tartıştık. Yeni yapılandırmacı eğitim anlayışında biliyorsunuz. Öğrenciye ciddi anlamda bilgi verilmez. Öğrenciye bilgiye ulaşmanın yol ve yöntemleri öğretilir. Düşünmekten. Yani düşünmekten yola çıkarak biz bunu çok tartıştık bu kitabı yazarken. Çünkü niye tartıştık? Biz bilgiye ulaşma yollarını versek bile yararlandığımız kaynakların neredeyse %90'ı Kürtçe. Dolayısıyla o kaynaklardan önemli oranda öğrenciler ve öğretmenler yararlanamayacak. Temel bazı bilgileri verdik ama temel bazı bilgilerin dışında da özellikle kıyaslamalar da yaptık. İçeriye bakarsanız mesela İslamiyet döneminde edebiyatın gelişiminde Ahmet Yesevi ile Baba Tahir-i Hemadani'yi karşılaştırdık. Aynı dönemde yaşamışlar. Biri Türkçe yazmış, eski Türkçe ile. Biri Kürtçe yazmış, işte Lori dediğimiz Kürtçe lehçesiyle yazmış. Eski Türkçenin yanı karşısına yeni Türkçeyi koyduk. Lori lehçesinin yanına da Türkçeyi koyduk, öğrenciler anlasın diye. Aynı dönemde her ikisinin de ortak özelliklerinden biri kendi dillerine çok önem vermeleri. Ahmet Yesevi işte Türk edebiyatçısı ve Türkçe yazmaya çok önem veriyor. Baba Tahir-i Hamadani Kürt edebiyatçısı ya da işte Kürt medreselerinden yetişme biri. Kürtçe'ye çok önem veriyor. Kürtçe yazılması gerektiğine inanarak söylüyor. Evet. Bu kıyaslamalar öğrenciye hep sorgulamaya itecek, öğrenciye araştırmaya itecek. Ve dolayısıyla öğrenci kendisi bulacak bir şekliyle, kendisi doğruya ulaşacak. Şimdi sizin bu ikinci mesela, ikinci ünitenin hazırlığında verdiğiniz
önerdiğiniz şeylerden biri, rüyalarınızı ana dilinizle görme nedenlerinizi belirtiniz şeklinde. Herkesin herhalde bu tartışmayla ilgili bir fikri olan herkesin düşünebileceği şu en basit sorulardan biri. Evet. Doğrudur. Rüyaların dili pek değiştirilemiyor herhalde. Birdenbire de farklı vurdular. Ben gerçekten rüyalarımı ana dilimde görüyorum diye. Yani insan dikkat etmez genellikle ona ama böyle bir soruyla karşı karşıya. Ben çok ilginçtir. Mesela ben Türkçeden, Türkçe ile sonra tanıştım. İlk öğretimden sonra Türkçeyi öğrenmeye başladım. Okulla birlikte Türkçe ile tanıştım. O güne kadar tamamen köydeydim, dedemle birlikteydim. Dolayısıyla Türkçeyi çok iyi bilmiyordum. Türkçe diye bir dil olduğunu biliyor muydunuz? Kuşkusuz biliyordum. Yani en nihayetinde. Yani çocuksunuz. Çünkü. Çocuğum ama şeyi bilmiyordum, kavramıyordum. Yani Türkçe ile Kürtçenin için insanlar farklı konuşur konusunda bir bilgim, bir birikimim yoktu. Ama okula geldiğim gün Türkçe bilmediğim için birileri benimle alay etmeye başladığında farklı olduğumu algılamaya başladım. O farklılık işte köyden şehir merkezinde okumanın getirdiği farklılıktır. Tabii asıl vurgulamak istediğim o değil. Ama aradan yıllar geçmesine rağmen, eğitim sürecinin içerisinde Türkçeyi de iyi öğrenmiş olmama rağmen hala bile hayal kurarken emin olun Türkçe hayal kuramıyorum. Yani insanın hayallerden kopuk yaşaması mümkün değil. Ama zihnimde, dünyamda işte ne bileyim çok basit Milli Piyango'dan büyük ikramda çıktığını düşünürken bile Kürtçe düşünüyorum ya da bir şekliyle Kürtçe yemen olmaya başladı. Neyse ki bunu yasaklayan bir anayasa maddesi yok. Onun için yok. Zamanında tabii Kürtçe ıslık çalmış diye Musa Antep'e dava açmışlar. O da var. Ya da karakola almışlar. Başka düz anlamaz mıyız diyor hangi dilde ıslık çaldığını. Yani inanılmaz zor ama şimdi yani trajikomik durumlar. Ben bu okulda Türkçe bilmiyor diye kendini kötü hisseden öğrencilerin yanında bir de onların velilerinin de kendini kötü hissettiğini bu çalışmada gördüm. Evet, evet, yani evet. Görüşmeye gittiğinde öğretmenle. Tabii, depresif bir durum zaten bu yani. Şunu sorabilir miyim? Düşünceleriniz nedir bu konuda? Şimdi İspanya'ya gittiğinizde bazı bölgelerde girdiğinizde bir müzeye sadece Katalanca açıklamalar görürsünüz. Ya da iki dilde tabelalar vardır. Menüyü açtığınızda öyle görürsünüz vesaire. İki dilin bir arada hayatta böyle birbirine eşlik etmesinin yaygın ve baskın olan dile bir zararı olur mu? Olmaz. Birinden birine bir zararı olur mu? Şimdi, özellikle tabii Türkiye üzerine alırsanız, şimdi tabelalar bizde zaten çoğu İngilizce. Yani Türkçe tabela neredeyse kalmış. Çevrede onlar var zaten. Menüler de genellikle Türkçe, İngilizce oluyor artık. Dolayısıyla o bakımdan da çok büyük bir sakıncası olduğunu sanmıyorum ama esas olarak şu var. Çift dillilik insanı geliştiren bir şey. Bütün bu araştırmalar onu gösteriyor. Ve söz konusu olan da şey değil, Türkiye'de tartışılan da ille sadece ana dilinde eğitim yapılacak. Onlar sadece işte Türkçe konuşacaklar. Biz sadece Türkçe. Öyle bir şey değil. Çift dillilik aslında bırakın çok önemli hani bir şey. Bir belediyenin bir broşürünün çift dilli olmasının çift dillilik denmiyor zaten. Birkaç dilli olmalı. Yani diyelim ki bizim yaşadığımız coğrafyada yalnız Kürtlerin böyle bir ihtiyacı yok. Süryaniler var. Süryanice konuşuyorlar. Araplar var, Arapça konuşuyorlar. Yani geçtiğimiz gün biz Lazca Mardin'de, Siirt'te, evet izledim de onu. Öyle bir gerçeklik var. Yani sonuçta insanların kendi tercihleri üzerinde baskılanmaları kötü. Bu beraberinde ciddi sosyal toplumsal problemler de getiriyor. Onu aşmanın yolu da herkesin kendini hissettiği şekilde ifade etmesi. Şöyle uygulamalar var Türkiye'de. Örneğin Alanya'da benim bildiğim kadarıyla işte Almanca ve Türkçe pek çok şey. Hatta bazı yerlerde belediye hizmetleri hem Türkçe hem İngilizce ya da hem Türkçe hem Almanca verilebiliyor. Buna kimse ses çıkarma. Hatta bu çok övgüyle karşılanan bir şey. Ah bak ne kadar güzel işte orada Almanlar yaşıyor. Dolayısıyla bunlara göre. Ama şimdi benzer bir şeyi kalkıp Doğu'da diyelim Diyarbakır'da yapmaya kalktığınızda yani kalkıp belediye bir şey yaparsa nasıl yaparsın? Çünkü sen o turistik bu değil. Ha değil. O zaman belki de şey değil abi, bu politik görünüyor belki ama bu yani en çıplak insan, haliyle. İnsan sorunu aslında. Başbakanımız insan. Çok doğru diyor. Ana dili baskılamak insanlık sorunudur. İnsanlığa karşı suç işlemektir diyor. Almanya'da demişti ya. Gerçekten doğru. Şimdi çok doğru televizyon yani. Da var ama o da devlet televizyonu. Tabii işte TRT Şeş var. Evet. Ama
bunun varlığı başka şeylerin olmaması için bir neden görünmüyor bu dili konuşanlar tarafından. Ya ben kişi olarak TRT Seçi değerlendirdiğimde orada çoğu kez de konuk da oldum. Kürtçe de kendimi ifade ettim. Doğrusu atlanadım benim açımdan önemli ya da Kürtler açısından da önemli olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü şimdiye kadar yok sayılan, var görülmeyen bir şey devlet eliyle yapıldı. Yani içeriği ne olursa olsun, orada söylenen ne olursa olsun sonuçta Kürtçe yayıncılık başladı. Bu eğitimde de kendi yerini bulmalı yerini bulması gerektiği inancındayım. Yani siz devlette serbest, televizyonda serbest pardon diyorsunuz ama eğitimde olmaz. Ya da işte siyasi partiler propagandalarını Türkçe dışında başka bir dille yapamazlar diye olmaz. Biraz da o BDP'nin dediği de sanırım tabandan gelen bir baskı oluşturmak istiyorlar ama doğrusu o konuda hukuksal altyapı çok çok önemli. Yani ama hukuksal altyapı toparlamamız gerekiyor. Son bir cümle alayım. İşin çocuk hakları ile ilgili bir yanı var. Hiç yani dil bilmeden işte Türkçeden yine okula giden çocuk ilk birkaç yıl tam bir travma geçiriyor. Evet. Şimdi bu çocuk haklarını falan kesinlikle bütün uluslararası sözleşmelere aykırı. Bu da üzerinde durulması gereken, bence düşünmesi gereken. Bence en önemli yanlarından bir tanesi bu. Bu konu tartışılıyor. Biz de devam ederiz bir zaman diye düşünüyorum. Sanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Fehim Işık. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Bu kitapta çok emeğiniz geçmiş. Diğer arkadaşlarım da emeği geçmiş ama onlara haksızlık etmeyelim. Altı arkadaş birlikte. Evet. Mehmet Sait Çakar. Mehmet Mehmetoğlu, Esra Sadıkoğlu, Ronay Önen ve Sami Tan. Sami Tan, evet. Ve Sayın Gürer Tüz'ün Tarih Vakfı Proje Koordinatörü, size de teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Biz de çok teşekkür ederiz, sağ olun. Biz iki dilin zararı ne diye de sormuş olduk ama aynı zamanda orta öğretimde de, sadece orta öğretimde değil, nerede olursanız olun eğer merak ediyorsanız faydalı olabilecek bir kitabı konuştuk. Hoşçakalın.